Ödemiş Devlet Hastanesi'nde diyetisyen Gamze Ermenç'le birlikteyiz. Gamze Hanım, kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, Gamze Ermenç ben. 7 yıllık diyetisyenim. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 5 yıldır Malatya'da görev yapıyordum. 1,5 yıldır da Ödemiş Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Gamze Hanım, şu an Ramazan'dayız. Herkes oruçlu. Ramazan'dan sonra, yani bayram sonrası nasıl beslenilmeli? Ramazan'la birlikte yaklaşık 20 saate yakın bir açlık oluştuğu için metabolizmalar yavaşladı. Öncelikle metabolizmamızı hızlandırmamız gerekiyor. Bunu nasıl hızlandırabiliriz? 3 ana öğün artı 2 ara öğün yapacak şekilde hızlandırmalıyız. Hafif yürüyüşlerle, tempolu yürüyüşlerle. Tabii şimdi yasaklar olduğu için yürüyüş dışarıda yapamıyorsak bile evde egzersiz yaparak metabolizmamızı tekrardan hızlandırmamız gerekiyor. Özellikle dikkat etmemiz gereken yiyecekler nelerdir? Bayramda özellikle bayramda bir Ramazan'da uzun süre açlık olduğu için psikolojik olarak böyle bir saldırı durumuna geçtiğimizden dolayı öncelikle bayramda ağır yiyeceklerden, kızartmalardan, tatlılardan, şekerlerden uzak durmamız gerekiyor. Ki bu bayram sonrasına da yansıyacak. Bir süre sonra mide genişlemeye başlayacağı için bayram sonunda da tekrardan hani aynı alışkanlık devam edebilir. O yüzden bayram sabahı ile birlikte sağlıklı beslenmeye tekrardan dönmemiz gerekiyor. Hafif bir kahvaltıyla güne başlamamız gerekiyor. Akşam yemeğini çok geç saate bırakmamamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum, 3 ana öğün yapacak şekilde olması gerekiyor. Aralarda en az 2 ara öğün olacak şekilde beslenmemiz gerekiyor. Özellikle dikkat etmemiz gereken yiyecekler. Karbonhidrat aşırı kaçmaması gerekiyor. Karbonhidrat dediğim şeyler ekmek, pilav türü, hazır şerbetli tatlılar, meyveler. Meyveler için de en sağlıklısı belki de. Ama bunları bile hani aşırıya kaçmadan tüketmemiz gerekiyor. Onun dışında burada et kültürü var mı bilmiyorum ama hani ete de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü benim yaşadığım yerde et kültürü özellikle bayramda çok fazlaydı. Ama burada da bildiğim kadarıyla keşkek özellikle oluyormuş. Bunda hani aşırıya kaçmadan, yasak demeyelim de aşırıya kaçmadan, çok miktarını abartmadan tüketirsek çok daha iyi olur. Sebzeye çok önem vermemiz gerekiyor. Her yemeğimizin yanında bol yeşillik, domates, salatalık bol olması gerekiyor. Sebze ağırlıklı beslenirsek çok daha güzel olur. Peki almamız gereken sıvı miktarı ve çeşitleri ne önerirsiniz? Şöyle diyeyim, özellikle hazır içeceklerden uzak durulmasını, zaten hani sağlıklı bir bireyin bile uzak durmasını öneriyoruz biz. Suyu sıcaklar başladı, o yüzden su miktarını 10-12 bardağı yükseltmemiz gerekiyor. Suyu hani gün içine dağıtmamız gerekiyor. Bir oturuşta da hani yarım litre su içmek değil de birer bardak arayla içmemizi öneririm. Çay kahve türünü de hani çok abartmayacak şekilde 2-3 bardakla sınırlı. Tabii bu da şekersiz olmasına dikkat edersek iyi olur. Çünkü çay kahve vücuttan su atan içeceklerdir. İçtiğimiz kadar ekstra 2 katı kadar su içersek çok daha iyi olur. Koladır, meyve suyudur. Bu tür içeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Meyve suyu içmek yerine meyvenin kendisini tüketmek posalı olduğu için daha önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii şu da var, hani bayramda onu atladım sanırım, bayramda tatlıdan da. Eğer tatlı yiyeceksek bile hani sütlü tatlıları tercih etsek çok daha iyi olur. Tatlıları çok abartmamaya çalışalım. Çünkü bu bir bayram, bir başlangıç oluyor. Bayram sonrasında da bu aynı şekilde devam edebilir. Bunlara dikkat edelim. Evde mutlaka egzersiz yapılsın. Egzersizlere önem verelim, fiziksel aktivite. Metabolizmayı hızlandırmak, tekrar eski metabolizmamıza dönmemiz için 3 ana öğün artı 2 en az ara öğün ve sıvı miktarımızla birlikte egzersizi de düzene sokarsak çok daha güzel olur. Çok teşekkür ederiz Gamze Hanım. Bu evet. Sağlıklı bilgileri bizlerle, yerel güç takipçileriyle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler. Teşekkürler.